İnsan gerçekten gözyaşlarını tutamıyor. Bu kapı da çok önemli bir kapı. Sen anlat bu kapının önemini bana. Kapı 14. asrın kapısı. Kabırhane. Orijinal. 14. asırdan gelen. Ama gördüğünüz gibi kapıda nakışlarla süslü, bir de hadis-i şerifler yazılı. Ne yazıyor orada? Hadis-i şerifte mesela Allah'ın hediyesi onun kapısını arayan müminleridir. Böyle bir hadis-i şerif. Ondan sonra bu kapının etrafında gördüğünüz gibi bu parçalarda da hadis-i şerifler yazılı. Her Müslüman er ve kadın ilim öğrenmesi farzdır. Vakitini ibadetliği geçir. Bunun gibi hadis-i şerifler mesela bu buralarda tekrarlanıyor. Ondan sonra duvardaki sağ taraftaki ihlas suresi kufi şeklinde. Kufi şeklinde yazılmış buradaki bütün yazılar. 14. asırdan, o zamandan bugüne kadar gelmiş orijinal. Sol taraftaki La İlahe İllallah Muhammed Resulullah kapının üzerinde Timur'a övgüleniyor. Yani Timur Yesevi Hazretlerinin hürmetine bu şeyi yaptırdı. Beyaz örtüde ayakkabılar mutlaka çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dua var. Şu anda dua okunuyor içeride. Biter bitmez hemen gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda bir ilk yaşıyoruz. İlk defa bir Türk televizyonu Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin türbesinde sandık hemen yanında çekim yapabiliyor. İzin verdiler. Allah razı olsun. Bu çok büyük bir özellik. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ya Hoca Ahmet Yesevi. Bu özel yeşil mermer, çok değerli bir mermer. Timur getirtmiş bunu. Allahu Ekber.